Gözüm Serine hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önceden patates sesini yapmış olduğum köftenin bu kez yumurtalısını paylaşacağım. Patates sesini yaptığımda herkes çok beğenmişti. Bu kez yumurtalısını yaptığımda size şunu kesinlikle söyleyebilirim ki yumurtalısı da muhteşem oldu. Köftenin içerisine koyacağımız için özellikle ben yumurtaları küçük boyu aldım. Yumurtaları yıkadıktan sonra içerisine tamamen su dolduruyoruz ve ocağımızın üzerinde kaynadıktan sonra şöyle 1-1,5 dakika daha pişirdikten sonra ocağımızın üzerinden alıyoruz. Yumurtaları pişirdikten sonra sıcak suyunu süzdüm. Suyunu süzdükten sonra soğuk su koydum ve soğuk suyla yıkadıktan sonra tekrar suyunu süzüyoruz ve yumurtalarımızın kabuklarını soyuyoruz. Soymuş olduğumuz yumurtaların üzerine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da pul biberinden serpiştiriyoruz. Ben tatlı pul biberi kullandım. Sizler isterseniz acı pul biberi de kullanabilirsiniz. 600 gram kıyma için şöyle 5 diş sarımsak. Sarımsak mutlaka kullanın çünkü köftenize ayrı bir lezzet katıyor. 2 tane orta boy soğan. Bir önceki tarifimizde soğanları biraz iri iri doğradığımı söylemişsiniz. Ben bazen yemekleri çalıştığım için aceleden yapıyorum. İri iri doğramış olabilirim. Ama dikkatiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım bu kez soğanları fazla büyük bulmazsınız. Daha küçük doğramaya özen gösterdim. Bir tutam maydanozu da öncelikle 20 dakika limonlu ve tuzlu suda beklettim. Daha sonra maydanozu yıkadıktan sonra küçük küçük onları da kıyıyoruz. Şayet maydanoz yoksa da maydanozsuz da yapabilirsiniz. Fakat varsa da mutlaka maydanoz eklemenizi tavsiye ederim. 600 gram kıymanın içerisine küçük küçük kıymış olduğumuz soğanları ilave ediyoruz yanlış maydanozları ilave ediyoruz. Sarımsakları isterseniz küçük küçük kıyabilirsiniz veya da benim gibi rendeleyebilirsiniz. Ben bu kez sarımsakları rendelemeyi tercih ettim. Ve da sarımsakları dövüp öyle de içerisine koyabilirsiniz. 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı pul biber ister acı ister tatlı kendi damak zevkinize göre kullanabilirsiniz 2 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı köri tozu 1 çay kaşığı da acı pul biber ilave ettim 1 çay kaşığı toz biber 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz bu arada ben bir tane yumurta ilave etmem gerekiyordu. Yumurta kırmayı unuttum. Daha sonra göreceksiniz. Daha sonradan bir tane de bütün yumurta ilave ettim. Bütün malzemeleri birlikte karıştırıyoruz. Az önce dediğim gibi yumurta kırmayı unutmuştum. Bir tane bütün yumurta kırıyoruz ve yumurtayı da diğer malzemelerimiz ile birlikte güzelce karıştırıyoruz. Bir önceki tarifimde yorum kısmında okumuştum. Çok değerli bir takipçim köfteyi fazla yoğurmamam gerektiğini az yoğurursaydım daha lezzetli olduğunu söylemişti söylediği doğru olabilir belki daha lezzetli oluyordur fakat ben bunun içerisinde yumurta saracağım için köfteyi az yoğurduğum takdirde tam kıymayı bir araya toplayamayacağım ve güzel bir şekilde saramayacağım düşündüğüm için özellikle bunu çok yoğurmayı ben tercih ettim ben en az şöyle iki dakika kadar kıymamızın iyice toparlanması için yoğurdum Şöyle özellikle de kıvamına bakıyoruz. Tam şöyle elimize hamur gibi toparlanacak şekilde olduğu takdirde demek ki kıvamını almıştır. Gördüğünüz kıvama gelene kadar ben köfteyi iyice yoğurdum. Daha rahat bir şekilde elimizde yuvarlayabilmek için elimizi önceden yağlıyoruz. Şöyle büyük bir parça kopartıp alıyoruz. Avucumuzun içerisine yuvarladıktan sonra parmak uçları ile şöyle hafif yaslatıyoruz. Ortasına bir yumurta koyuyoruz ve kenarlarından kıymamızı tamamen kapatarak yumurtamızı iyice sarıyoruz. Her tarafını kapanla emin olduktan sonra şöyle avucumuzun içerisine tekrar bir yuvarlıyoruz. Ve gördüğünüz şekilde yumurtamızın her tarafını kıyma ile kapatıyoruz. Geri kalan kıymalı harcımızı da aynı şekilde yapıyoruz. Elimizi güzelce yağladıktan sonra büyük bir parça alıyoruz. Avucumuzun içerisine öncelikle yuvarlıyoruz. Parmak uçlarımız ile bastırarak yassıltıyoruz. Ben bütün yumurta koymuştum fakat sizler isterseniz yumurtayı ikiye kesip bu şekilde yarım yumurta da koyabilirsiniz. Ama ben bütün yumurta koymayı tercih ettiğim için hepsinin içerisine bütün bir yumurta koydum ve yumurtalarımızı o şekilde kıymayla sardım. Ve aynı şekilde yumurtamızın üzerine tamamen kıyma ile kapatıyoruz. Daha sonra avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Şayet daha önceki patates tarifimi izlemeyenler varsaydı onlara da şöyle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Daha önceki tarifimizde yumurta yerine patates kullanmıştık. Şey sizler de yumurta kullanmak istemiyorsanız yumurta yerine minik açlamış olduğumuz patatesleri içerisine koyup o şekilde sarabilirsiniz. Veya patatesleriniz büyükseydi köftenizin büyüklüğüne göre patatesleri ikiye veya da dörde kesip o şekilde darlamış olduğunuz patatesleri ortasına koyup sarabilirsiniz. Yapmış olduğumuz yumurtalı köftelerimizi fırın tepsisine diziyoruz. Daha önce patatesi yaptığımda bunun yumurtalı da çok güzel olabileceğini düşünmüştüm. Demek ki aynı şeyi bir tek ben düşünmemişim. Diğer tarifimin altına takipçimin bir tanesi yumurtalı da yaptığımızda güzel olabileceğini söylemişti. Diğer bir takipçim de bunu yumurtalı yaptığını söylemişti. Her iki takipçime de yazdıkları için çok teşekkür ediyorum. Köfteleri tepsiye dizdikten sonra ortasında kalan boşluk için ben şöyle gördüğünüz gibi hazır konserve kullandım. Haşlanmış bezelye ve havucu ortasındaki boşluğa döküyoruz. Şöyle küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Hazır haşlanmış sebzelerimizi hemen kutudan açtığımız gibi suyunu süzüp hemen kullanmıyoruz. Kendi suyunu süzdükten sonra ben şöyle soğuk suyla bir iki defa yıkıyorum ve ondan sonra kullanıyorum. Kenarda kalan boşlukları da azar azar bezelyemizden koyuyoruz. Bezelye yerine sizler kendi damak zevkinize göre farklı sebzeler de kullanabilirsiniz. Köftenin yanına patatesi çok yakıştığı için bezelye yerine patatesle de, de doldurabilirsiniz. Veya da hiçbir şey yapmadan sosuyla pişirip yanına pilav yapıp o şekilde servis edebilirsiniz. Tabii ki her zamanki gibi sunuma da çok önem veriyoruz. Ben şöyle biraz daha katmak için orta boy domatesi gördüğünüz gibi yıkadıktan sonra altı parçaya kesiyoruz. Fakat keserken dikkat ediyoruz. Tam dibine kadar kesmeyeceğiz. Şimdi birazdan göreceksiniz. Kestiğimiz domatesin altı birleşik kalması gerekiyor. Şöyle size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tam alt kısmını kesmedik. Alt kısmı birleşik kalıyor. Ve domateslerimizi bu şekilde açabilmemiz gerekiyor. Kesmiş olduğumuz domatesi ortasından şöyle yer açıyoruz. Ve açmış olduğumuz boşluğa domatesimizi koyuyoruz. Domatesin şöyle dilimlerini hafif açıyoruz. Ceviz büyüklüğünde şöyle bir köfte yuvarlıyoruz ve yuvarlamış olduğumuz köfteyi domatesimizin ortasına koyuyoruz. Domates kırmızı olduğu için kenardaki kırmızı avuçların görünmesini istemediğim için şöyle bezelyeden biraz ayırmıştım. O bezelyeler ile o avuçların rengini tamamen kapatıyoruz. Bu şekilde hazırladıktan sonra sosunu yapıp hemen üzerine döküp fırına koyup fırında pişirebilirsiniz. Veya bu şekilde hazırladıktan sonra sosunu dökmüyoruz. Üzerine 3-4 kat hava almayacak bir şekilde streç folyeyi sardıktan sonra buzluğa koyabiliriz ve istediğimiz zaman çıkartıp şöyle öncelikle bir saat dışarıda bekledikten sonra üzerine sosunu döküp fırında pişirebiliriz veya akşamdan hazırlayıp buzdolabına koyarsınız ertesi günü de hemen sosunun üzerine döküp fırında tekrar pişirebilirsiniz ben bir gün önceden hazırlayıp buzdolabına koydum ertesi günü de hemen buzdolabına çıkartıp pişirdim sizlere de tavsiye ederim böyle daha kolay oluyor. E, buzdolabından çıkarttıktan sonra sosunu hazırlıyoruz sosu için ben bir buçuk yemek kaşığı biber salçası 1,5 bardak su, 1 tatlı kaşığı da tuzu ilave ettikten sonra güzelce çırparak salça içerisinde erittim. Aslında bir gün önceden yaparsanız kıyma da tamamen içerisine baharatlarını çekecek ve daha lezzetli olacaktır. Fakat beklemek istemiyorsanız hemen sosunu döküp fırına sürebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu bezelyelerin üzerine döküyoruz. Fakat köftelerin üzerine dökmeyeceğiz. Köftelerin sadece kenardaki boşluklardan altına sızması için kenarlarından döküyoruz. Köftelerimiz sosun buharıyla pişecek. Zaten önce ortadaki köftenin üzerine birazcık sosundan döktüm ve daha sonra geri kalan da kenarlarından hepsini tepsimize döküyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt üssi kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkarttıktan sonra üzerine fırın kağıdı koyuyoruz ve şöyle bir 10 dakika yemeğimizin içerisini çekmesi için bekletiyoruz. Üzerine renk katmak için biraz kıyılmış dereotu veya da maydanoz serpiştirerek süsleyebilirsiniz. Ve köftemiz servisi hazırdır. Masamızı tepsimiz ile birlikte getiriyoruz. Çünkü tepsimizin içerisinde yemeğimiz çok güzel görünüyor. Yani isterseniz bulgur pilavı, pirinç pilavı yapabilirsiniz. Ben bu kez yanında sebze olduğu için sadece sarımsak yoğurt yapmayı tercih ettim. Kendi damak zevkinize göre siz dilediğiniz şekilde sunabilirsiniz. Yumurtalı köftelerimiz gerçekten şöyle baktığınız zaman inanılmaz iştah açıcı görünüyor. Ben de yumurtalı köfteyi ilk kez yaptım. Şöyle sizlerle birlikte merak içerisindeyim. Öncelikle şöyle tam ortasından kesiyoruz. Ve gördüğünüz gibi gerçekten de sunumunda da muhteşem görünüyor. Şöyle Köftemizin tadına bakmadan önce, öncelikle size son bir kez göstermek istiyorum. Köftemiz sosla piştiği için inanılmaz lezzetli olmuş. Şimdi bana soracaksınız. Daha önce patatesli yapmıştım. Patatesli mi daha lezzetli? Yoksa yumurtalısı mı diye? Size şöyle anlatabilirim. Her ikisinin de kendi özgü ayrı bir lezzeti var. İkisi de birbirinden lezzetli olmuş. Tercih yapmak zorunda kalırsam, gerçekten tercih yapamayacağım. Hatta bir dahakine yaptığım zaman e, herhalde karışık olarak yapacağım çünkü her ikisini de biz çok beğendik. Eminim sizler de yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha önceki yapmış olduğum patatesli köftemde e, salçalı sos tadını bozar diye e, yorum okumuştum. Kesinlikle tadını bozmuyor. Salçalı sos daha fazla lezzetine lezzet katıyor. Mutlaka denemelisiniz. Denedikten sonra fikrinizin kesinlikle değişeceğine eminim. Salçalı sosla pişen köftelerin lezzeti şöyle lokum gibi oluyor ve diğer köftelerden bence çok daha lezzetli oluyor. Siz de yapıp lezzetini aldıktan sonra eminim ki tekrar tekrar bu tarifi yapacaksınız. Deneyecek olanlara şimdi afiyet olsun. Yeni göndereceğim video tariflerden anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam göğsünü mısralarını abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevdiklerinize sevgiyle, hoşçakalın, hep mutlu kalın.